Mutfağımdan herkese selamlar. Bugün hayran kalacağınız bir çilekli tart tarifi ile karşınızdayım. Gerçekten muhteşem bir tart oluyor. Mutlaka tarifimi deneyin. Hadi başlayalım. Öncelikle pastacı kreması hazırlayacağız. Bunun için tepeleme bir çay bardağı nişasta, bir çay bardağı şeker, 2 yumurta sarısını sütle biraz açtıktan sonra kalan sütü de üzerine ekleyip sürekli karıştırarak pişirmeye başlıyorum kıvam almaya başladığı zaman vanilyasını ekliyorum ve iyice katılaşana kadar böyle hızlı hızlı çırparak ocakta pişirmeye devam ediyorum. Pişen kremayı ocaktan aldıktan sonra 2 dolu yemek kaşığı soğuk tereyağını içine ekleyip tereyağı iyice özleşene kadar sürekli çırpmaya devam ediyorum. İlk aşamada böyle birleşmeyecek gibi sanacaksınız ama hiç korkmayın tamamen özleşiyor. Tereyağı eriyince bir çay bardağı beyaz çikolatayı ekleyip onu da eriyene kadar karıştırıyorum. İpek gibi dokuda bir pastacı kreması elde ediyorum. Kremayı ayrı bir kaba aktarıyorum. Üzerinin kaymak tutmaması için üzerine değecek şekilde streç filmle kapatıyorum. Bu aşamada mutlaka dikkatli olun. Üzerine tamamen değsin. Önce oda sıcaklığına gelecek, sonra buzdolabına girecek. Bu sırada biz de tart hamurumuzu hazırlıyoruz. 150 gram oda sıcaklığındaki tereyağını, 1 çay bardağı toz şekeri ve bir bütün yumurtayı kabıma alıp malzemeler iç içe geçene kadar mikserle çırpıyorum. Sonrasında unumun böyle bir kısmını ayırıp üzerine ekliyorum. 1 paket vanilya, 1 çay kaşığı kabartma tozuyla yoğurmaya başlıyorum. 2 kaşık kadar unu ayırmıştım. Onu son aşamada ekleyip hamura yediriyorum. Hamurun kıvamının sert olmaması gerekli ama elinize de yapışmayacak. Bakın son aşamada gösteriyorum elime ve kabına yapışmıyor. Hamurumu da yine streç filme sarıyorum. Oda sıcaklığına gelen krema ile birlikte buzdolabına kaldırıyorum. Yaklaşık 1 saat buzdolabının normal yerinde dinlendiriyorum. Artık böyle dinlendiği zaman biraz sertleşmiş olan hamuru iki yağlı kağıt arasına alıp merdane yardımıyla açmaya başlıyorum. Hamur sert olduğu için ilk aşamada merdane ile ezip sonra açarsanız çok daha rahat olur. Büyük bir kelepçeli kalıbın dibine yağlı kağıt kenarlarına tereyağı geçtim. Hamurumu yarım santim kalınlığında açtım ve şimdi kalıbıma aktarıyorum. Elinizde tart kalıbı varsa tabii ki onu da kullanabilirsiniz. Ben de olmadığı için böyle kelepçeli kalıp tercih ettim. Hamuru aktardıktan sonra kenardaki büyük parçaları koparıp koparıp tekrar bu kenarları yapıştırıp bir havuz oluşturuyorum burada ve bütün kenarları parmağımla böyle bastırarak inceltiyorum. Hazır olan tart hamuruna çatalla delikler açıyorum. Bu sırada kenarları da delmeyi unutmuyorum. Hamura önce kör pişirme yapacağım. Onun için yağlı kağıdı hamurun üstüne değecek şekilde alıp bir kase nohut ekliyorum. Kuru fasulye de ekleyebilirsiniz. Bu şekilde 10 dakika kör pişirme yapıyorum. 10 dakikanın sonunda yağlı kağıtla birlikte nohutları üzerinden alıyorum. Bundan sonraki aşamada gözünüz fırında olsun. Pembeleşene kadar hamuru pişirmeye devam ediyoruz. Bakın bu rengi alınca fırından çıkartıyorum. Şimdi çilek suyu hazırlayacağım çünkü üzeri için kullanacağım. 100 gram kadar çileğe 3 yemek kaşığı toz şeker, 1 çay bardağı su ekleyip pişirmeye başlıyorum. Yaklaşık 10 dakikada çilek suyum hazır oluyor. Bu şekilde süzgeçten geçirip çilek suyunu soğumaya alacağım. Bugün biraz sakarlığım üstümdeydi. O yüzden biraz döktüm. Şimdi artık buzdolabında dinlenen pastacı kremamı alıyorum. Bakın ne kadar katılaşıyor buzdolabında. Tekrar eksi eskisi gibi ipeksi dokuya gelmesi için mikserle yaklaşık 2-3 dakika boyunca hızlı ayarda çırpıyorum. Bakın çırptıktan sonra tekrar Muhteşem kıvamına geri dönüyor. Bu sırada tart hamurum da oda sıcaklığına geldi, İyice soğudu. Artık hiç sıcak değil. Ben sıkma torbasını aldım kremayı. İsterseniz kaşıkla da üzerine ekleyebilirsiniz. Hiç fark etmez. Bu hazırladığım pastacı kremanın hepsini tartın üzerine aktarıyorum ve sonrasında ortadan ikiye kestiğim çileklerle tartın üstünü kaplıyorum. İsterseniz bütün de ekleyebilirsiniz küçük küçük doğrayabilirsiniz tercih size kalmış böyle bütün üzerine Çilekle kapatıyorum Şimdi üzerinin cilasını yapacağız Bir tepeleme tatlı kaşığı nişasta 2 yemek kaşığı suyu Bir kasenin içinde çırpıp Pürüzsüz kıvama getiriyorum Soğuyan çilek suyumu bugün sakarım demiştim Sos tencereme alıp üzerine nişastalı suyu ekliyorum Ve şimdi ocakta e, kıvam alana kadar pişireceğim. Çok daha kırmızı ve parlak bir renk içinde limon sıkıyorum. Böyle 5-6 damla kadar limon yeterli. Yaklaşık 3-4 dakikada bakın üstünün cilası hazır oluyor. Yarım çay kaşığı tereyağıyla, soğuk tereyağıyla sosumu bağlıyorum. Hafif ılınmasını bekledikten sonra Böyle çileklerin üzerine fırçayla bol bol sürüyorum. Çileklerin arasındaki boşluklara da bol bol geliyor bu sırada. Tercihen 4-5 saat dinlendirdikten sonra tartı servis yapıyorum. Benim evdeki tatlı canavarları bekleyemediği için ben bir buçuk saat sonra servis yaptım ama sizin vaktiniz varsa 4-5 saat mutlaka dinlendirin. Hatta ertesi güne kalan tartın çok daha lezzetli olduğunu söyleyebilirim. Umarım tarifimi denersiniz ve düşüncelerinizi benimle paylaşırsınız. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.